Bey, hoş geldiniz. Arkadaşlar, Almanya'da hiç çekimler yapmadım. Benim için sıla yolu bu Avusturya'da başlıyor. Şimdi Avusturya'ya girmek üzereyiz. Kontrol olacağı benzemiyor. Şimdiye kadar geldiğim yol, Düsseldorf'tan yola çıktım. 683 kilometre. 6 saat 55 dakikada gelmişim. Görüyorsunuz arabanın yakıtı ortalama 6.3 litre. Şu an saat sabahın 3'ü ve dışarısı 9.5 derece. Ha, ayında 16'sı. 16 Ekim 2021 sabah 3. Evet, Avusturya'ya girdik. Hiçbir şekilde kontrol de yoktu gördüğünüz gibi. Şimdi güzel bir sıla yolu videosu başlıyor arkadaşlar. Baştan sona kadar seyredin. Tavsiye ederim yani. Evet, navigasyona Edirne'yi verdim. Bir bakmak istedim kaç kilometre kalıyor Türkiye diye. Evet arkadaşlar, buradan Edirne'ye 1537 kilometre 17,5 saat gösteriyor. Aa, giden gidene bunlar nereye gidiyor böyle ya? Arkadaşlar, karanlık olduğundan dolayı fazla çekimler yapmayacağım. Yapmak istemiyorum. Bir şey belli olmuyor zaten. Böyle tek tük olsa çekimler yapacağım. Zannedersem Sırbistan itibariyle daha güzel çekimler yapabilirim. Artık anlayışınıza sığınıyorum. Arkadaşlar, ben şimdi burada bir mola vereceğim. Yoruldum, biraz uykum geliyor. Bakalım uyuyabilirsem, yarım saat 45 dakika kestirsem benim için yeterli olacaktır. Sabah 8'de uyandım. Bütün gün koşturmaca. Sonra akşam 7.30-8 civarıydı. Möglich bitte wenden. 7.30-8 civarıydı yola çıktık. 750 km'de yol geldim şimdiye kadar. İyi değiliz. Mola vermek gerekiyor arkadaşlar. Her zaman bunu söylüyorum. Links abbiegen. Her zaman bunu söylüyorum. Gereken istirahatınızı yapın, molanızı verin. Bu çok önemli. Şöyle bakalım, boş bir yer bulursak, buralar boşa benziyor. Güzel, şuraya gireyim ben. Evet arkadaşlar, günaydın diyeyim. Şimdi burada 1,5 saat falan uyumuşum. Saat bakın 5:10 geçiyor. 5'te kalktım. Hanım güzel bir kahve yaptı şimana. Kahvemi içiyorum. Oh, iyi geldi. Kaç saattir ayaktaydım. Birkaç dakika daha burada mola verip yola devam edeceğiz. Avusturya'dayız. Avusturya'nın başlarındayım daha. Yolumuz uzak ama bu sefer gerçekten acil etmiyorum. 2 haftalık tatil aldım. Kendime tatil aldım. Yavaş yavaş. Şu an yol benim için tatil arkadaşlar.
yolda tatildeyim. Tadını çıkarmaya çalışacağım. Oh. Hadi kahvemi içeyim. Yola döküldüğüm zaman görüşürük. Viyana'ya yaklaşık 20-25 kilometre var. Sabahın 8.30 oldu. Havayı görüyorsunuz, çok güzel. Güzel havaya denk geldik. Dün gece baya bir yağmur yağdı Avusturya'da. Yağışlıydı. Ama olsun, yavaş yavaş güzel bir şekilde seyrediyorum. Acelemiz yok. Geze geze. Hedef yol diye bir laf var, duydunuz mu? Ben de öyle, ben de onu uyguluyorum. Hedefim yol yani, anlayacağınız. Edirne'ye 1340 kilometrem var. Akşam 9'da Almanya saatiyle akşam 9'da orada olacak. Ama doğru değil tabii ki. Molaları var. Kapılarda beklemek var. Tahminim gece 12.00'i bulacak. Bu arada demin unuttum söylemeyi yorgunluktan. Avusturya'da biliyorsunuz her zaman hatırlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Bilmeyenler var. İlk defa sıra yoluna çıkacak olanlar var. Avusturya'da vinyet almanız gerekiyor. 10 günlük 9 euro 50 cent. İnternetten de alabilirsiniz. E-vinyet denilen veya cama yapıştırılan vinyet var. Pikerli diyorlar Avusturya'da. Onu alabilirsiniz. Otomobil kulüplerinden temin ediyorsunuz. Veya Avusturya'ya girmeden evvel Almanya'da bulunan son 1-2 benzin istasyonunda vinyeti alabilirsiniz. En geç Avusturya'ya giriş yaptıktan sonra ilk benzin istasyonuna girip alsanız da sorun yok. Ama hiç almadığınız zaman 150 euro para cezası var. Bunu her zaman hatırlatmakta fayda görüyorum arkadaşlar. Hız limiti 130'dur. Ama şu an bulunduğumuz yerde olduğu gibi inşaatlar var. Yerine göre 60'a 80'e kadar indiriyorlar hız limitlerini. Yüzlük yerlerde var. Kesinlikle Avusturya'da hız limitlerine uyun. Riayet edin. Çünkü gerçekten Avusturya bilindiği gibi radarlar ülkesi. Bunu bilmeniz faydanıza olacak.
arkadaşlar, Macar sınırına yaklaşıyoruz. Avusturya'dan çıkış yapıp Macaristan'a giriş yapacağız. Bakalım kontroller olacak mı? Evet, saat 9:20 geçiyor. 9:20 geçe Macaristan'a giriş yapıyoruz. Avusturya'ya girişi görüyorsunuz sol tarafta. Bayağı bir kuyruk var. Avusturyalılar ve Avusturya polisi kontroller yapıyor demek ki. Bunlar bildiğimiz gibi korona kontrolleri. Normal bildiğimiz gümrük kontrolü değil. İki ülke de AB ve Schengen ülkesi olduğundan dolayı pasaport ve gümrük kontrolleri yok. Evet, burası boş. Herhangi bir kontrol yok. Evet. Evet arkadaşlar, bu sağ tarafta biliyorsunuz park alanı var. Burada mola verebilirsiniz, dinlenebilirsiniz ve aynı anda Macaristan için vinyet alabilirsiniz. 10 günlük yaklaşık 12 euro. İnternetten de alıyorsunuz. Bildiğiniz gibi ev vinyeti veya buradan işte alıyorsunuz. Arabanızın ruhsatını gösteriyorsunuz. Plaka kesinlikle doğru olması lazım. Plakayı yanlış ve eksik verirseniz vinyet almamış durumuna düşersiniz. Bu da para cezası demek. Bu arada navigasyonu açmışım. Yolları bilmediğimden değil. Ben yolları ezbere biliyorum. Sıla yolunu. Edirne'yi vermişim. Kapıkule'yi kaç kilometre kaldı diye. Bu da böyle bazen konuşuyor. Maalesef sesini kısamıyorum. Arkadaşlar idare edin artık. Evet, bu arada Kapıkule'ye 1235 kilometre var. Dışarısı 13 derece. Ve şimdiye kadar geldiğim mesafe ise 1040 kilometrede yol gelmiş buraya kadar. 1040 kilometre. Ortalama yakıtımız 6,2 litre olmuş. Bilgisayarın gösterdiğini söylüyor ama aşağı yukarı 6,5 litre. Doğru yani. Evet, welcome to Hungary. Hungary. Macarska. Şimdi burada ilk takip edeceğimiz şehir Győr. Sonra tabii ki Budapest. M0 çevre yolundan M5 üzerinden Szeged takip edeceğim. Bildiğimiz gibi Röski Horgos kapısından Sırbistan'a giriş yapmayı düşünüyorum. Bilinen klasik yol ve gümrük kapısı. 10. ay olduğundan dolayı yoğunluk yok. Ara kapılara gitmeme gerek yok diye düşünüyorum. Yaz ayında, yüksek sezonda ben kolay kolay ara kapılara gitmem. Dokuzuncu ayda gittiğimde Romanya üzerinden gitmiştim, hatırlayacaksınız. Klasik arabayla gitmiştim. Evet, burası Macarska. Önümüzde de otobüs var, manzarayı bozdu. Şunu bir sollayayım. Evet. Otobüs manzarası beni açmadı. Böyle daha güzel değil mi bak?
Burada bir inşaat var. Küçük bir trafik kuyruğuna denk geldik. Durmuyor. Böyle yavaş da olsa yürüyoruz. 20 ile 30 ile. Evet, inşaat varmış. Demin bir tabela gördüm. Sanırım şeridin bir tanesi kapanıyor. Yani iki şerit bir şerit olacak. Evet, bu yüzden böyle bir sıkışıklık var. Sağlık olsun. Ne yapalım? Başa gelen çekilirmiş arkadaşlar. Biz de katlanacağız. Evet, tahmin ettiğim gibi tek şeride düşüyor. Sağdakiler sol şeride geçecek. İlginç olan sağ şerit sol şeritten daha iyi çekiyor. Demek ki bütün arabaları öne bırakıyorlar. Biz burada bekliyoruz. Evet arkadaşlar, mazotumuzu aldık. Macar'da da akaryakıt fiyatları baya bir artmış. Demnächst links fahren. Mazot fiyatları baya artmış. 59 litre aldı araba. 92 euro. Gerçekten çok pahalı. Neyse, ne yapalım? Her yerde pahalı. Bakalım Sırbistan'da kaç para vereceğiz? Türkiye'yi merak ediyorum. 9. ayda gittiğimde 8 lira civarıydı dizel. Maşa, burada kısa bir mola vereceğim. Kısa mola verelim, dinlenelim. Evet arkadaşlar, her zamanki gibi tercihim OMV'dir. Burada biraz mola vereceğim. Çok tır var. Tırlar hafta sonu olduğundan dolayı herhalde. Ama yine yollarda da çok tır var. Onu anlamış değilim. Şöyle arabanın kapılarını açtım. Biraz havalansın. Biraz havalandırıyoruz. Uzun yol geldik, normal. Hava çok güzel. 12. ayda gelmeyi düşündüm. Düşünüyorduk daha doğrusu. Sonra kış ayı olduğundan dolayı soğuk olur diye, kar olur diye son anda fikir değiştirdim. Şimdi 10. ayda gidiyorum. En azından hava güzel. Baktım İzmir ve çevresi şu an 23-25 derece. Oh! Giderim oralara, deniz kenarında, sahilde, şöyle su sesi, deniz sesi, ah ense. 12. ayda gitti mi, ne yapacağım? Her taraf kardeş. Evet arkadaşlar, ben burada 5-10 dakika bir göz dinlendirmesi yapacağım. Bir kahvemi içerim. Ondan sonra yola devam ederim, okey. Evet, Budapest'te, Budapest'e 118 km kalmış. 1 saat sonra oradayız aşağı yukarı.
burada Budapeşte'nin çevre yoluna çıkıyoruz. M0. Arkadaşlar hava çok güzel gerçekten ya. Mavi gökyüzü, biraz bulutlu ama yağmur yağacağı da benzemiyor. Böyle yolculuk zevk veriyor. Yağmur yağdığı zaman benim pek hoşuma gitmiyor. Birçoğunuzun hoşuna gitmiyordur. Ama böylesi daha iyi. Bakalım Türkiye'de havalar nasıl olacak? 20 dereceye razıyım ki olur. Evet, bu önümüze kırıyor. Ulum. Ulum'dan gelmiş. Ulum. Bu da önümüze kırıyor. Ne dertleri var bunların ya? Biz de sollarız. İlginç. Ülkelerinde hepsi sol şeritte gider, burada sağ şeritte gitmeleri tuttu. İlginç. Neyse. Burası yüzlük, buralarda da radar oluyor arkadaşlar, dikkat edin. Genelinde Macaristan'da yazıyor radar kontrol diye, yani radar olan yerlerde. Ama belli olmaz, bakarsın yazmadan da radar koyup hız kontrolü yapabilirler. Ceza vermeyelim. Mazot zaten çok pahalı, demin de bildirdiğim gibi. En azından ceza vermeyelim. Limitlerimiz kalktı şimdi. Kaldırdılar. Yine 130'a çıkıyoruz. Yol ayrımına geldik. M5 Szeged takip edeceğiz. Halen de Budapest'te çevre yolundayız. Yani M0'dayız. Şimdi burada M5'e gireceğiz. Sonra ver elini Röskü sınır kapısı. Tahminim şöyle 1,5 saat sonra hudutta olurum. Saat 12:05 var. Keşkemet taraflarındayım. Burada yine trafik yoğunluğu var. Yine inşaat. Cumartesi günü olmasına rağmen yollar kalabalık. Şimdi yaklaşık 8 dakika bekledikten sonra hareket etti. Yani 8 dakika tamamen durduydu. Şimdi hareketlendik. Yine mi duracağız? 300-400 metre yol geldik böyle. Şimdi yine duruyor. Tahminim inşaatta bir kaza oldu. Polisler yolu kapatmış olabilirler. Ya şimdi açtılar yine. Belli değil. Onu artık birazdan anlayacağız. Bu arada Röskü sınır kapısına 90 kilometrem kaldı. Evet, tırların bulunduğu kısım tamamen durmuş.
ama bu tarafı açtılar. Güzel. Şansıma ben sol taraftaymışım. Sağ şeritte olsaydım bilmiyorum, çok zor sol şeride atlamam. Hele Macar şoförleri kesinlikle bırakmıyorlar. İnatlar biraz. Neyse, şimdilik güzel arkadaşlar. İlerliyoruz. Şükür inşaat bitti. Trafik kuyruğu da bitti. Yine normal şekilde seyrediyoruz. Bakalım ne yazıyor burada. Zeged 78 kilometre. 15 kilometre falan da oradan kapıya kadar. Yaklaşık 90 kilometre falan var yani. Yarım saat 40 dakika sonra orada oluruz. Yine trafik olmazsa tabi, herhangi bir aksilik olmazsa. Röski'ye son 10 kilometre. Burası Baja çıkışı. Baja. Baca. Baca mı? Baja okunuyor değil mi? Evet. Jale'nin J'si olduğuna göre Baja okunuyordur. Macarlar Baya diyorlar. Ama biz biliyorsunuz yazıldığı gibi okuyoruz. Okuduğumuz gibi de yazıyoruz. Onun için Baja'dır. Evet, bakın burada ne yazıyor? Bir şey yazmıyor. 7 kilometre diyor. Ha, bu başka. Çıkış. Yaklaşık 9-10 kilometre kaldı hududa. Bakayım, umarım yoğunluk yoktur da çabuk bir şekilde veya pardon hızlı bir şekilde bir ülkeden diğer ülkeye giriş çıkışımızı yaparız. Bu arada hatırlatayım, gümrüğe gelmeden telefonlarınızı kapatın. Biliyorsunuz Sırbistan'da telefon ücretleri, yani bir mesaj bile gelse, SMS bile gelse çok çok para alıyorlar, çok para yazıyor. İnternete kullanmayın arkadaşlar. Sırbistan'da internet alırsanız ayrı bir konu. Avrupa'dan getirdiğiniz telefon hatlarını Sırbistan'da kullanmayın. Arkadaşlar bakın, yaz sezonunda kuyruk buralara kadar geliyor. Burada bu sene, hele ki bu sene yazın, 8 saat, 10 saat, 12 saat bekleyenler olmuş. Benim şansım vardı, ben hiç beklemedim. Yarım saat 40 dakikada karşıya geçtim. Yani hiç beklemedim denecek bir zaman. Ama işte saatlerce burada bekleyenler oldu. Bu sene biliyorsunuz Sıla yolu ve tabii ki Gurbet yolu da aynı keza olmak üzere aşırı yoğundu. Geçen sene 2020'de gidemeyenlerin çoğu bu sene arabayla yolculuk yaptılar. Normalinde uçakla gidenlerin de birçoğu diyelim bu sene arabayla yolculuk yaptılar. Çünkü uçak bilet fiyatları çok pahalı olduğunu duydum. Evet, bu sebepten de çoğu arabaya yöneldi. Arabalarına yönelmişlerdi. Evet, bayağı bir kalabalıktı. Şimdi burada durumlar neyi gösteriyor? Bir peron açık. Yok, iki peron açık. İki peron açık. Tahmin edelim bir yarım saat 45 dakika buradayız. Haydi hayırlısı olsun.
All Passport sol taraftan devam edelim. Biz böyle. Haydi hayırlısı arkadaşlar. Arkadaşlar ne zaman geldik buraya? Saat 1'e 10 kala. Ama hareket var. 2-3 dakika oldu geleli. 2-3 araba gitti. Arkadaşlar 8 dakika oldu geleli. Yaklaşık 8 dakika oldu. Aa, şu an ikinci arabayı. Güzel çekti. Hızlı bir şekilde kontrol ediyorlar. İyi. Aa bak, baktı. Kimliğe bakıyor bir diziye. Merci. Çok. Evet arkadaşlar, gördünüz. Şap şap. Evet, yine sol tarafta Sırbistan'dan Macar'a girişi görüyorsunuz. Bildiğimiz olay, Macaristan hemen hemen her arabayı kesin bagaj kontrolü yaptıklarından dolayı, benim de defalarca başıma geldi. Tompa kapısı da aynı. Ben bu sene Ağustos ayında dönüş yaptığımda Tompa üzere gitmiştim. Orada da bekledik bir 200 saat. Allah sabır versin. Nasıl çıkıyor önüme? Şuna bak. İlginç. İlginç bir durum. Önümde bir araba az olsun diye kendisini ve başkasını tehlikeye atıyor. Neyse. Sıkıntı yok. Evet, şimdi buraya geldik. Bakalım burada ne kadar bekleyeceğiz. Evet, 8 dakika dedik. Şu an saat 1'e 12.58. Hani 12.58. 1 diyelim. Düz hesap 1. Saat öyle 1'de Sırbistan kapısına geldik. Evet arkadaşlar, Sırbistan'a giriş. Horgos kapısı. Görüyorsunuz bayağı bir yoğunluk var. Bakalım ne kadar bekleyeceğiz burada artık. Hayırlısı olsun. Bekleriz. Evet, tam 13 dakika oldu geleli. 1'e 2 vardı gelmiştim. Şu an 1'i 11 geçiyor. 13 dakikada hemen hemen yarısını geldik. Önümüzde bir 7-8 9 da olabilir. 9 araba var. Zannedersem bir 10 dakika, bilemedim 15 dakika daha bekleyeceğiz. Sonra Sırbistan'a giriş yapacağız. Bu arada ben sağ koltuğa geçtim. Direksiyona hanım geçti. En azından gümrüklerde ben biraz dinlenmiş oluyorum. İyi oluyor. Yardımcı oluyor. Sağ olsun, var olsun. Evet, görüyorsunuz bayağı bir hareket var. Çok güzel. Evet arkadaşlar, sıra bize geldi. 20 dakika bekledik. Arkadaşlar 22 dakikada Sırbistan'a girişimizi yaptık. Evet. Direksiyonda halen hanım var. Biraz o kullansın. Birazdan bir küçük bir mola vereceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Evet, welcome to Serbia diyelim. Arkadaşlar burada şimdi ilk biletimizi çekeceğiz. Biliyorsunuz otoban ücreti ödemek için bilet çekiliyor. Evet, Subotica gişelerindeyiz.
Evet arkadaşlar, biletimizi çektik ve devam ediyoruz. Birkaç kilometre sonra bir tane OMV benzin istasyonuna gelecek. Orada biraz mola vereceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Bu arada bir de kendimi göstereyim. Bilmiyorum, bu video iş kendimi gösterdi mi? Saçlar başlar dağınık da var arkadaşlar, kusura bakmayın. Yolculuk hali. Evet. Böyle. Arkadaşlar bu sene 4. sıra yolum. İnanılır gibi değil. 2021 yılında bu 4. Nisan ayında gittim. Temmuz ayında gittim. Ağustos ayında döndüm. Eylül ayında gittim. 2 hafta kaldım. Şimdi 10. aydayız. Yine gidiyorum. Bakalım, bir 10 gün 2 hafta kalmak istiyorum. Canım nasıl isterse öyle hareket edeceğim. Bu arada size güzel manzaralar göstereyim. Sırbistan manzaraları. Evet arkadaşlar, şimdi buradan OMV'ye geldik. Burada kısa bir mola vereceğiz. Kahve içmem lazım. Kahve. Kahve içmeden kendime gelemiyorum. Evet. Arkadaşlar, enteresan, Nescafe bulunmuyor. Başka kafeler var. Neymiş? Americano, latte. Ne dedim? Espresso mu? Aynen. O kahveler var, Nescafe yok. Ben de Nescafe seviyorum. Başka kahve içmedim. Bunu aldım. İsmini göstermiyorum. Siz anladınız. Reklam olmasın. Enerji. Bunu içiyorum. Arkadaşlar 3-5 dakika mola vereceğim burada. Dediğim gibi hanımla oturuyoruz. Hanım da telefonda annesini arıyor. Annesini özlemiş. Annesiyle sohbet edecekmiş. Sonra yola devam. Burada Kapı Kule'ye arkadaşlar yaklaşık 830 kilometrem var. Belgrad merkez, Google Maps'tan baktım. Belgrad merkez baya bir yoğun görünüyor. Trafik olarak. Dimitrovgrad kapısı da yoğun görünüyor. Kapıkule de yoğun görünüyor. Yani kırmızı, yoğun dediğim, bakın Google Maps'ın yalancısıyım. Kırmızı. Sanmıyorum, o tırları da gösteriyor. Biliyorsun kapıda bekleyen tırları da trafik yoğunluğu diye gösteriyor. Hayırlısı olsun. Gideceğiz. Yolda tek Türkler var. Demin Macar çıkış Sırp giriş kapısında bir iki tane Türk arkadaşla görüştüm. Bir tanesi Viyana'dan geliyor. Bir tanesi Antwerp'in, Belçika. Görüştüm. Yani bayağı gidenler var 10. ayda Türkiye'ye. İlginç. Çok ilginç. Tamam arkadaşlar, ben molamı yaptıktan sonra yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar, molamızı bitirdik. Devam ediyoruz. Gelmişim. Bayağı çabuk geldik. Hiç anlamadım bile. Havanın güzelliğindedir arkadaşlar. Gerçekten hava güneşli. Mavi. Hafif kapalı ama olsun. 17 derece. Çok güzel bir hava var. Yani böyle bir havada seyahat etmek çok zevkli.
sıcak yok, soğuk da yok. Tam ideal bence. Tam yolculuk havası. Novi Sad arkamızda bıraktık. Şimdi istikamet Belgrad. Kapıkule'ye tam 790 kilometre bir yolum kalmış. Bir aksilik olmazsa, gümrüklerde fazla beklemezsek Türkiye saati ile gece 12 civarında Edirne'de olacağım. Tahminim, hesabım onu gösteriyor. Ama dediğimiz gibi arkadaşlar, bu yolculuk hali, yolculukta başınıza neler gelebilir veya başımıza neler gelebilir, bunu bilemeyiz. Ama tabii hepimiz başımıza kötü hadiselerin gelmemesini umuyoruz. Hayırlısıyla artık. Evet, camları bir silmem lazım yine. Macaristan'ı çıkmadan evvel sildim. Şimdi yine camlar sinek leşi dolu. İlk fırsatta bir durup silmem lazım camı. Beni mi çekiyorsun cam silerken? Evet. Arkadaşlar dedim, camları sileceğim. Çok sinek dolmuş. Kameranın önüne geldiği zaman hoş görünmüyor. Arkadaşlar camları sildim, gördünüz. Camlar cam gibi oldu. Veya cam gibi oldu desek daha doğru. Bakalım, yarım saat sonra yine aynı. Neyse, durur yine sileriz, sorun yok. Yeter ki videoda siz sinek leşi görmeyin. Belgrad'a doğru gidiyoruz. Belgrad kavşağına yaklaşık 40 kilometre var arkadaşlar. Burada göründüğü üzere merkez 50 kilometre ama kavşak 40-41 kilometre civarı. Burada bir inşaat daha var. Ne inşaatı bu? Seksene kadar düşürdüler. Bakalım neymiş bu? Ne inşaatı? Bu arada Kapıkule'ye 765 kilometre kalmış arkadaşlar. Türkiye'ye kadar. Bu aralar Sırbistan'da da çok inşaat var. Bu şu an 3. mü 4. inşaatım. Daha ülkeye gireli 1 saat oldu. Daha iyi tabi yapsınlar, yaz sezonunda yapsalar, yani inşaat olsa yollar daha mı iyi?
kötü. Bizler için kötü. Şimdi sezon dışı olduğu için bence güzel bir sistem uyguluyorlar. Yolları yapıyorlar. Tadilatlar var. Yazın izinciler, tatilciler geldiği zaman, transit geçenlerde geldiği zaman yollar düzgün olsun diye. Değil mi? Evet, bitti. Birkaç yüz metreymiş. Yine kendi yolumuza daldık. Limit de kalktı. Şimdi basabiliriz 230'u. Pardon, 130 demek istedim. 230 gidilir mi ya? Biliyorsunuz Sırbistan'da select control var. Yani bu gişelerde bilet aldığımız yerde plaka kaydediliyor. Otoban ücretini ödeyeceğiniz yerde hesaplanıyor. Bu mesafeyi hangi sürede katletmişsin? Ona göre ortalama hızını hesaplıyorlar. 130, hani normalinde hız limiti 130 olduğundan, 130'dan fazlaysa ortalama hızın, polisler orada bekliyorlar zaten. Hemen seni çekiyorlar kenara, ceza yazıyorlar. Bunu her seferinde söylüyorum ve defalarca da gurbetçileri orada çekilmiş vaziyette gördüm. Evet, ilk gişelere geldik. Burada 5 euro 50 sent ödeyeceğiz. Zam gelmemişse, Eylül ayının başında geldiğimde en son 5.50 ödemiştim. Ama zannedersem yine aynıdır. Şimdi göreceğiz. Ben kartla ödeme yapacağım arkadaşlar. Her seferinde söylüyorum, hatırlatmakta fayda var. Nakit ödeyebilirsiniz. Denar olarak, euro olarak veya karttan ödeyebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Ben kartı tercih ediyorum. Şu ENP'yi almak da bir türlü nasip olmadı. Ülkeye giriş yapıyorum, unutuyorum. Onu da mı yapacağım? Dönüş yolunda alacağım ENP'yi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz solda yazıyor 5.50. Birazdan da Belgrad gişelerinden Dimitrograd'a kadar 11 euro 50 sent ödeyeceğiz. Toplam 17 euro bir otoban ücreti oluyor Sırbistan'da. Kartı please. Tamam. Thank you. Evet arkadaşlar, kartla ödedim. Temassız. Bip. Direkt ödenme oldu. Fişimi de aldım. Fişinizi alın her ihtimale karşı. Ülkeye çıkana kadar bulunsun. Ne olur ne olmaz. 640 denar ödedim. Hep karıştırıyorum. Dinar mı, denar mı? Dinar ol. Denar. Denar diye biliyorum. Arkadaşlar yanlışsam düzeltin yorumlarda. İnan hep karıştırıyorum. Dinar, denar. Neyse işte. Sırbistan para birimi. Her insanın zaafları vardı. Benim zaaflarımdan bir tanesi de bu Sırbistan para birimini unutmam ismini. Maalesef. Evet, ne yazıyor burada?
da bir bakalım. Belgrad'a kaç kilometre kalmış? Belgrad 31. Yani merkez 31 kilometre. Ben her zamanki gibi Belgrad merkezden gidiyorum. Transit yolu kullanmıyorum. Niş transit yolu daha bitmemiş. Sadece adı transit yolu. Çevre yolu adı altında geçiyor ama yarısından çoğu tek gidiş tek geliş yollar, köy yolları, bozuk satı, bozuk asfalt. Yani orayı hiçbir zaman tavsiye etmiyorum. Her zaman Belgrad merkezi takip edin. Öndeki ne arabası bilen var mı? Söyleyeyim, Yugoslavya'nın, eskiden Yugoslavya vardı. Yerli arabalar. İsmi de Yugo. Aynı bizim Anadolu gibi. Tabii Anadolu bence bundan çok çok güzel. Daha büyük, daha heybetli. Bu küçük araba ya, Yugo, böyle ne bileyim. Çok küçük. Görürsünüz birazdan sollamaya geçtiğim zaman belki görürsünüz. Yandan görürsünüz. Küçük araba olduğunu anlarsınız. Ama gidiyor araba. En azından gidiyor yani. Kimdir kaç yıllık? 30 yıllık mı? 40 yıllık mı? 50 yıllık mı? Şimdi gördünüz mü? Minnacık. Belgrad merkezden geçiyorum. Araba kamyonu tehlike olarak gördü. Nedense öttü. Veya şu binayı mı tehlike olarak görüp öttü? Bilmiyorum ki. Normal, ben şeridinde gidiyordum. Kamyonu görünce tehlike var diye ötmeye başladı. Ben de şaşırdım arkadaşlar. Trafik bayağı yoğun. Cumartesi günü olmasına rağmen. Ama hiç yabancı plaka görmüyorum. Hep Sırp plakalı, Belgrad plakalılar. Tek tük Niş plakalı var. NS Niş oluyor. BG Belgrad oluyor. Pardon, NS Novi Sad oluyor, NI Niş oluyor. Şimdi oldu. Özür dilerim ve hemen de düzeltmiş oldum. Ayda Sırbistan'da durumlar böyle. Bakın, inşaat
Hem de büyük bir inşaat var. Yeni çizgiler yapıyorlar. Temizlik yapıyorlar. Belgrad arkamızda bıraktık. Niş istikametine doğru yol alıyoruz. Şimdi birazdan gişeler gelecek. Gişelerden tekrar biletimizi çekeceğiz ve Bulgar kapısında Dimitrovgrad'da ödemesini yapacağız. 11 euro 50 sent olacak. Demin de bildirmiştim. Artık bu yolları gele gele her virajını, her çukurunu ve otoban ücretlerini artık ezbere biliyorum. Electronic Toll Connection. Evet, burası gişeler, Belgrad gişesi. Camo only. Camo nedir? Camo mu? Camo mu? Evet. Buradan otobüsün arkasından gideceğim. Uzun mu sürer? Yok, bir otobüs var. Zavozila. Teşekkür ederim. Bileti aldım arkadaşlar. Gördünüz burada. Ve devam ediyoruz. Şöyle biraz kickdown yapayım da şunları sollayayım ya. Yoksa bayağı uğraştıracaklar gibi geliyor bana. Bunun sol şeritte ne işi var onu anlamadım. Adamlar öyle tuhaf abi, arabalarını şeritlerinde götüremiyorlar ya. Türkiye'de böyle çok var ha. Bakın açık ve net söylüyorum. Abi şeridi yok, arabayı şeride götür, şeridi. Az kadar diyecektim ki şeridi arabada götürmeyi öğrenin. Arkadaşlar arabalarınızı şeridinizde götürmeyi öğrenin ya. İlginç bir durum arkadaş. Neyse. Bu arada Kapıkule'ye Türkiye'mize yaklaşık 675-680 kilometre gibi bir yol var. 7 saat gösteriyor navigasyon. Tabi sadece sürme saati. Bunun molası var, bunun gümrüğü var, bunun beklemesi var. Bakalım. 9 saat. 9 saat diye düşünüyorum. Sezon olmadığı için kapılar yoğun değil. Macar'da, Sırp'ta gördünüz. Şak şak çıktık. Evet, burası 120'lik olmuş. Tempomatımı taktım 120'ye. 120 ile güzel bir şekilde elimde tespim var. Tespihi çeke çeke şöyle beni sakinleştiriyor arkadaşlar. Araba sürerken trafikte tespih beni çok sakinleştiriyor. Böyle seyrediyorum işte.
saat akşam 6'ya 20 var. Niş kavşağındayız. Niş kavşağına gelebildik. Burada yine inşaat var. Kapıkule'ye yaklaşık 470 kilometre mi kaldı arkadaşlar? İnanmayacaksınız, halen de hani 10. ayın 16'sı bugün, yollarda gurbetçi görüyorum. Tek Türk de olsa Hollanda plaka, Belçika, İngiliz gördüm 2-3 tane, İsveçli var, Avusturyalı çok, Almanya en azı. Yani en çok evet Avusturyalı gördüm, sonra Hollandalı, Belçikalı ve İsveç gördüm. Fransa görmedim, İsviçre görmedim. Belçikalıların gittiği yer belli. Afyon, Karahisar, Emirdağ'a gidiyorlardır. Onu artık biliyoruz, öğrendik. Aha, Alman plakalı. R-O neresiyse. Türkiye saatiyle şöyle 2 civarı Türkiye giriş yapmış olurum. Öyle tahmin ediyorum. Arkadaşlar, geç saat olacağından dolayı daha karar vermedim. Son birkaç yıldır yaptığım gibi gider bir otele yerleşir, orada konaklar mıyım? Yoksa güvenli bir park alanında, benzin istasyonunda 1-2 saat kestirip yola devam mı ederim? Düzce'ye gidiyoruz. Düzce 81. Bakacağım artık. Bir Türkiye'ye gideyim. Orada karar vereceğim. Şu an bir şey demek için erken. Öyle aşırı yorgunluğum yok, uykum yok. Toplam bir 4-5 saat uyudum Sıla yolunda. Normalinde bu kadar da uyumam. Sıkı takipçilerim biliyorsunuz. Yani bu sefer bir 4-5 saat uyuyunca bana çok 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 iyi geldi. Yorgunluğum yok. Yani kolay bir şekilde Düzce'ye kadar gidebilirim. Belki bir yarım saat 45 dakika, o da belki diyorum, kestirmem icap edebilir. Bakacağız duruma göre. Ama şimdilik daha Sırbistan'dayız. Ne dedik? Önümüzde yaklaşık 100 kilometre Sırbistan var. Kapılar boş ise, fazla beklemezsem 12 civarı, yani Türkiye saatiyle 12-12.5 civarı Edirne'de olurum diye düşünüyorum. İşte kapıların yoğunluğuna bağlı. Onu da şu an bilemiyoruz. Son yarım saat 45 dakikada hava bayağı bozdu. Kapalı, yağmurlu. Böyle zevk vermiyor. Bakalım Bulgaristan'da mı böyle olur? Dağlık bölgeleri böyle olur da Sofya ve Sofya'dan sonra böyle olacağını zannetmiyorum. Ama bayağı yağmur yağıyor. Bilmiyorum kameraya nasıl yansıyor.
Hilal geliyormuş 80'likmiş. Radar koyabilirler. Neyse 90'a kadar indim. 10 fazla çekseler de fazla büyük bir rakam olmaz herhalde. 60'a düşürmesiler bari. Yok 80. Ben de 90 gidiyorum. Aynı kamyonlar gibi. Tır şoförleri de asla 80'lik yerde 80 gitmezler. 90 giderler. Demek ki 90'la çekmiyorlar. Olamaz mı? Olabilir. Ama öndeki 80 gidiyor. Araba 80'e 78 gidiyoruz. 78'e kadar frenledi araba. Enteresan. Tünel. Bu tüneli kısaltmadım. Geçen sene bu tüneli 200 metreye kadar küçülttüydüm. Bu sene normal kalsın hadi. Bu adamda bir sıkıntı var. 88'i biliyorsunuz değil mi anlamını? Ya, bilmeyenler sorsunlar. Yorumlarda yazın, sorun. Orhan abi 88'in ne anlamı var diye ben de size izah edeyim. İki anlamı var. Bir tanesi de Almanlar diyor ki egal ist 88. Yani 88 önemli değil. Mühim değil. Neden? 8'leri nasıl çevirirsen çevir hep 8 oluyor. İster ters çevir, ister düz çevir. 8 hep 8. Onun için diyor ki egal ist 88. Ama bir de başka bir anlamı var. Almanya'nın tarihiyle ilgili bir şey. Hadi bakalım kim bilecek? Kim bilirse eğer bir gün görüşmek, tanışmak nasip olursa ona istediği yemek benden. Yemek ısmarlayacağım. Ve ilk doğru cevap veren. Ha arkadaş şimdi Ghana'da oturursun görüşemeyiz. Yani Ghana'ya yolum düşeceğini zannetmiyorum. Almanya'da kaldığım Düsseldorf çevresine bile yakınsan, sıra yolunda bir yerdeysen, Türkiye'de bir yerdeysen, Türkiye'yi geziyorum, mutlaka görüşürüz, buluşuruz. Sözüm söz, yemekler benden, ne istersen. Ha bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Ben şu an 3 yıl oldu YouTube kanalım var. Yani aşağı yukarı 3 yıl, 2,5 yıl da olmuş olabilir. Tam olarak hatırlayamıyorum. Şimdiye dek birçok takipçimle, tabii ki onlar beni tanıyorlar. Ben takipçilerimi tanıyamam, görmemişim. Beni tanıyıp da yanıma gelenler oldu. İşte Orhan Bey, Orhan abi, Orhan kardeş, Orhan amca. Sen YouTube'daki Orhan Yılmaz değil misin? Evet, tanıyorlar takipçilerim. İnanın birçok kez böyle güzel tesadüflerle karşılaştım. Bununla ilgili sizlere bir video yapmak istiyorum. Yani nereden, nasıl, kiminle tanıştığımı. Çok enteresan. Gerçekten çok enteresan. Tabii videoda unutmamam için kendime not almam gerekecek. Nerede kimi gördüğümü not alıp öyle bir video çekeceğim size. Önümüzdeki günlerde gelir. Bir Türkiye evimize bir varalım, dinlenelim. Bu sıla yolu videosunu kurgulayıp paylaşayım. Diğer videolar zaten gelecektir.
mutlaka gelecektir ki biliyorsunuz ben Türkiye'de olduğum zaman vakitim bol olduğundan çok video çekip paylaşıyorum. Almanya'da maalesef bu kadar fırsatım olmuyor. Fırsat bulsam moral olmuyor. Arkadaşlarım ben sizlerin karşısına morali bozuk çıkmak istemiyorum. Her insanın iyi günü olur, kötü günü olur. Dediğim gibi fırsat bulduğum günler moralim elverişli olmuyor. Moralimin iyi olduğu günler oluyor. Çok yoğun oluyorum işten güçten. Onun için maalesef dediğim gibi Almanya'da az video paylaşıyorum sizlere. İdare edin işte. Türkiye'ye geldim mi paylaşıyorum. Bakın bu şu an 4. gidişim. Bu sene 2021 yılının 4. Slayola videosu. 3. ayın 29'u mu 30'unda çıktım Slayola'na. 4. ayın sonlarına doğru gurbet yoluna düştüm. Temmuz'un başlarında tekrar Slayola'na düştüm. Ağustos'un ortalarında gurbet yoluna düştüm. Eylül'ün 5'i miydi 6'sıydı tekrar Slayola'na düştüm. 24-25 2,5 hafta yakın kaldım. Ocağı hatırlıyorum. Pardon 20-21 aynen 20-21'e tekrar gurbet yolundaydım. Ve bugün ayın 16'sı dün çıktım. 15 Ekim 2021 yine Slayola'ndayım. Dönüşüm ne zaman olacak? Bu sefer fazla kalmayacağım. Bir 10 gün falan o kadar zaman ayırabildim kendime. 10 gün desek ne yapar abi? 25 mi yapıyor? 25-26 Ekim gurbet yoluna düşeceğiz. Allah'ın izniyle. Es ist Ende. Evet arkadaşlar. İkinci gişelere geldik. Yani Dimitrovgrad gişeleri. Burada doğru hatırlıyorsam 11.50 bir ücret ödeyeceğiz. Thank you. Bye bye. Evet, 1310 denar. İşte 11 euro 50 cent yapıyor. Evet arkadaşlar. Hududa son 10 kilometre. Hudutta çekimlere devam. Karanlıkta boş boş çekmeye gerek yok. Arkadaşlar hududa yaklaşık 2 kilometre kaldı. Burada tır kuyruğunu görüyorsunuz. Burada yine bir OMV var. Ben burada genelinde her seferinde dururum. Akaryakıt ihtiyacım varsa karşılarım. Diğer ihtiyaçlarımı karşılarım. Bulgaristan'da durmayı ben pek sevmiyorum, durmuyorum. Genelde Bulgar'da hiç durmadan transit bir şekilde geçiyorum. Onun için şimdi buraya durduk. Biraz mazotumu alacağım. Çok değil, beni Türkiye'ye götürecek, yetecek kadar bayağı pahalı olmuş burada da benzin. Dizel. Sırbistan'ın girişinde aldıydım. Hesapladım 1 euro 54 sente. Geldi litresi. Türkiye'de geçen ay geldiğimde 83 centti. Hadi şimdi zam gelmiştir 90 centtir. Daha ucuz tabii ki. O yüzden fazla almayacağım. Depoyu fullamayacağım arkadaşlar. Şimdi burada biraz mola verelim. Biraz dinleneyim ki Bulgaristan'ı Transitos Klados geçelim. Vizelerimizi de böyle alıyoruz. Bakın 170 denar. 170 denar. Yok pardon.
Arkadaşlar benim hatam. Macaristan'da aldım ben. Sırbistan'da mazot almadım. Macaristan'da aldım 1 euro 54 centte. Evet abi. Buyuruz. Sadece 15 litre aldım. 2556 denar. Litresi 170 denar. Doğru hatırlıyorsam 1 euro 115 denar yapıyor. Macaristan'a göre ucuz, Türkiye'ye göre pahalı. Pahalı. Onun için ben burada 3-5 euro aramıyorum arkadaşlar. Hani bilgi amaçlı sizlere bunları söylüyorum, çekiyorum. İlgisi olan vardır. Belki benim gibi düşünenler vardır. Şuradan Türkiye 330 kilometre, 340 kilometre. Depomu burada belki 80 euroya doldururum. Türkiye'de 50 euroya doldururum. 30 euro az para mı? O kadar basit. Ulaş araba da baya kirlendi. Camı demin sildim ama arabanın da hali hiç iyi değil ya. Neyse. Düzce'de arkadaşım var. Otu yıkama işletiyor. Düzce merkezde. Geliyorum. Yarın akşam sana iş var. Şöyle güzel bir iç dış. Zaten içi de bayağı bir dağınık ve kirli. Şöyle güzel içten dıştan her yerini şöyle güzel bir temizlemen lazım. Okey midir? Tamam arkadaşlar, ben şimdi burada hanım içeri girdi, ödeme yapıyor. Ben arabanın başında kaldım. Şurada bir bilmiyorum 10-15 dakika biraz mola vereceğim. Dinleneyim. Sonra yola devam ederiz. Bir 10 dakikalık moladan sonra devam ediyoruz. Soldan dikkat et. Çok dikkatli çıkman lazım. Yavaş, frenle, bekle. Var mı araba? Geliyor ama. Sağdan sağ. Evet arkadaşlar, burada az kaldı. Sırp'tan çıkışımızı yapalım. Dediğim gibi tek tük de olsa gurbetçiler yollara düşmüşler. Bakalım ne kadar bekleyeceğiz. Yeşil olan yere giriyorsun. Direkt araba yazan yer. Arkadaşlar gördünüz, tek biz vardık, direkt geldik, bir dakika sürmedi, pas kontrolümüzü olduk, şimdi Bulgar'a doğru gidiyoruz. Hayatım burada biraz yavaş git, arabanın altını falan vurmayalım, her seferinde burada araba yüklü olduğu zaman vuruyorum. Yavaş yavaş şöyle devam ediyoruz, şuradan devam edebilirsin yavaşça. Camın açıksa kapat, dezenfeksiyon yapacaklar, fazla bekleme, çok bekliyorsun. Neyse şimdi gördünüz, X raydan geçtik. Devam ediyorsun, yeşil yanan yer. Arkadaşlar Bulgarlar kamera çekmeye kızıyorlar. Kapatıyorum, sonra tekrar çekerim. Evet arkadaşlar, pasaport kontrolü olduk. 1,5 dakika sürdü. Sonra ileride gümrük kontrolü var. 2 tane memur efendilerdi. Bagaj gümrüklük bir şey var mı? Yok komşu dedim. Biz dedim 2 kişiyiz. Buyur aç bagajı bak. Açayım mı dedim. Yok kalsın dedi. Pasaportları istedi. Alkol var mı? Yok komşu dedim. Yok komşu dedim. Ben alkol içmiyorum. Alkol kullanmıyorum. Para ne kadar var dedi. Komşu 100 euro var dedim.
Ya ben gerçekten sıra yoluna üzerime fazla para almıyorum. Gerek yok. Çünkü genelde kart kullanıyorum. Sen devam edebilirsin. Niçin duruyorsun? Arkadaşlar şu an karanlık. Yüzümü görmediniz. Kendime çevirdim ama. Ha, burada bayağı bir değişiklikler var. Yeni şeyler yapılıyor. Neyse. Anladım. Yol yapımları var ya. Evet arkadaşlar. Direksiyona yine ben geçtim. Şey diyordum. Ben üstüme gerçekten fazla para almam. Karttan her şeyi ödediğim için sıra yolunda gerek duymuyorum. Türkiye'de de ihtiyacım yok. Neyse detaylarına girmeyelim o kadar. Uzun lafın kısası o yüzden dedim ki abi buralar rezillik ya. Bu yollar bir an evvel yapılsa da şu Sofya otobanı rahatlasak. Yani dediğim gibi hiç kontrol etmediler. Bagajı bile açmadı. Neyse. Arkadaşlar karanlık olduğundan dolayı fazla çekimler yapamıyorum. Kısa kısa az da olsa çekimler yaparım. Karanlık zaten bir şey görünmeyecek, belli olmayacak. Eğer bakın çekemezsem döner kavşakta çekerim biraz. Sonra bakalım yani Türkiye'ye kadar, Kapıkule'ye kadar pek çekmeyi düşünmüyorum. Çünkü bildiğiniz otobanlar, yollar ama karanlık. Bir şey belli olmuyor. Ama bilgi vereyim. Bulgaristan'da hız limitleri 130-140 değişiklik gösteriyor yoluna göre. Vinyet de almanız gerekiyor. 8 euro 20 sent civarında bir haftalık, 10 günlük mü neydi? İnternet üzerinden e-vinyet olarak da alabiliyorsunuz. Ben her zamanki gibi e-vinyet aldım. Hatta polis onu da sordu. Vinyet var komşu. Dedim var komşu e-vinyet. Tamam komşu al pasaport sen git dedi. Yani arkadaşlar bakın dikkat ettiğiniz zaman gümrüklük bir şey getirmeyin. Başınız ağrıyor. Kişi başı 10.000 eurodan fazla para getiriyorsanız beyan etmeniz lazım. Yani bilinen şeyler, her seferinde bunları söylüyoruz. Yine yakalanlar var. Geçen sene Sırbistan'da kaç milyon euro yakaladılar. Ve buna Sırbistan devleti el koyuyor. Parayı bir daha hayatında göremiyorsun. Gümrüklük eşyalar vardır. Araştırın, soruşturun. Neyi götürebilirim, neyi götüremem, neyi yasak, neyi yasak değil. Başınız ağrımaz. Hız limitlerine uyarsanız, trafik kurallarına uyarsanız, Bulgaristan eskisi gibi değil. Yani zevkine, canı sıkıldığı için, hoşuna gittiği için artık durdurmuyorlar öncekileri gibi. Bakın ben bu yolu hatırladığım 30-35 yıldır gelip gidiyorum. Çocuk yaştan beri. Komünist dönemlerinde gerçekten radar bile yoktu. Kartondan radar süsü vermiş, kendileri yapmış koymuş. Radarska, kontrolska. Sen hızlı gittin ceza vereceksin. Tak 50 mark. 50 mark da zamanının parası. Bugün 50 eurosu. Yani alım gücünden bahsediyorum. 50 mark bugün 50 eurosudur. Büyük paraydı 50 mark. Pazarlık yapardık. İcanda 20 marka, 10 marka, bazen 5 marka kadar düşürürdük. Ama bunlara gerek yok. Evet arkadaşlar o meşhur servis yolundayız. Her ay daha kötü oluyor. Ben anlamıyorum arkadaş. Ben bak bu işi hakikaten bakın bu sene dediğim gibi dördüncü gelme. Bu yolu 4 sefer ve 3 sefer gittim geldim. Şimdi bu dördüncü gidişim oluyor. Şunu anlayamıyorum. Hadi Bulgaristan akıl edemiyor. Yapamıyor, edemiyor. Abi Avrupa Birliği
kalkıp da demiyor mu arkadaş, sen bak 2 sene 3 sene belki 5 sene bu yol çalışmasını yapacaksın. Servis yoluna güzel sağlam bir şekilde asfalt dök. Abi bu nedir ya? Yani ben anlamıyorum arkadaşlar. Bakın yanlış tepki veriyorsam, yanlış düşünüyorsam lütfen yorumlarda yazın. Ya abi bu kadar zor mu ya? Hani 1-2 haftalık değil ya. Belki 2 sene, belki 3 sene sürecek. Yani bu kadar zor mu ya? Şuraya yol yapmak, asfalt dökmek. Altı üstü 2 kilometre yol burası. Bakın. Servis yolu 2 kilometre. Burada yaşayanlara da yazık. Adam burayı her gün defalarca gelip gidiyor. Bakın şu an sizle konuşurken bile arabanın halini görüyorsunuz değil mi? Ki o kadar yavaş gidiyorum ki bir sürü çukur var. Araba giriyor, sallanıyor, savruluyor. Abi şu rezilliğe bakın ya. Yok abi ben dur bakayım dönüşü başka bir yoldan. Heh, Yunan Makedon'dan gitmek lazım. Arkadaşlar arabanın altını vurdum şu an ki bakın çok yavaş gidiyorum. İnanın o kadar yavaş gidiyorum ki. O kadar yavaş gidiyorum. Abi çok kötü olmuş bu yollar. Geçen ay geldiğine böyle değildi ya. Ya bir şey olmaz. Kartelin koruması var. Ama altı da arka tarafı da vurdu. Onu anlamadım. Orada niye vurduk acaba? Arkadaşlar 5 lenle 7 len gidiyordum. Şimdi araba bir vurdu altını. Umarım tampona mampona bir şey olmadı. Tampona mı vurduk acaba? Neyse arkadaşlar burası zaten karanlık. İşte bildiğiniz servis yolu. Görüyorsunuz rezilliğin daniskası. Ben buradan şöyle konsantrasyonlu bir şekilde gideyim. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben daha yeni yeni deminki çukurun şokunu atlattım. Arkadaşlar yaya hızıyla gidiyordum ya. Hem önü vurdu araba hem arkayı vurdu. Böyle bir şey olamaz ya. Neyse bu yeni otoyol bir bilmiyorum 5-6 kilometre oldu çıkalı. Biliyorsunuz bunu yaptılar. Servis yolu da bitse de ben oraya da otoban yapsalar da rahatlasak ya. Abi var ya yazık şu insanlara ya. Kaç tane gurbetçi burada arabasını dağıttı ya. Jantını dağıtan, eğen, çatlatan, lastik patlatan, aks bu ne diyorlar Türkçesi? Alt takımlar mı diyelim? Alt takımlarını dağıtanlar, egzoz düşürenler. İnanın bak atmıyorum. Hepsi duyduk bunların. Bakalım bizim arabada ne hasar olacak. Duramadım. Durma imkanım olmadı daha. İlk benzin istasyonunda duracağım. Bakacağım. Umarım arabaya bir hasar vermedik. Çok enteresan bir ülke ya. Arkadaşlar kendim demin hanımla konuştum, düşündük, taşındık. Karar aldım. Şu yeni otoyol, şu an inşaatı olan otoyol bitmeden bir daha Bulgar'dan gelmiyorum arkadaşlar. Makedonya, Yunan'dan gelip gideceğim artık. Düşün şu 2 kilometrelik yol o kadar rezillik ki. Neyse arkadaşlar uzatmıyorum. Neyse şimdi burada kapatıyorum. Zaten ortalık kapkaranlık. Sofya kavşağında görüşürüz. Evet arkadaşlar Sofya kavşağına geldik. Meşhur Sofya kavşağı.
Bu sefer söylemeyeceğim nereden nasıl gittiğimi. Sadece seyredim. Her seferinde söylüyoruz. Artık herkes bunu biliyor burayı ya. Artık öğrenmiş olmanız lazım değil mi? Söylemeyeceğim. Seyredin. Öğrenirsiniz. Ne Kreisverkehr be. Evet, İstanbul tabelası hala yok. Düşün, fakir ülke, oraya bir tabela koyamıyorlar ha. Abi hayret bir şey. 2 sene oldu bak. 2 senede mi rot tabela oldu? Önce düşmüştü o tabela, eğriydi. Onu yerine takacaklarına... komple çıkarmışlar. Çok ilginç bir ülke ya. Yani gerçekten ilginç. Çok ilginç. Ya Bulgarski Kontrolski diyorlar ha. Bulgarski Kontrolski de olabilir. Evet arkadaşlar. Şimdi çevre yolundayız. Sağ tarafımızda Sofya var. Evet arkadaşlar. Kaptan Andrew hududuna geldim sayılır. Birkaç yüz metre kaldı. Karanlıktan dolayı fazla videolar çekmedim. Havada gördüğünüz gibi yağmurdu. Bulgaristan'ın aşağı yukarı yarısı yağmurlu geçti. İstanbul. Evet, çok az kaldı. Radara mı girdik? Radar kontrol. 60'lık. 70'ten girdik. Fazla bir şey olmaz. Bilmiyorum ki radar mıdır, değil midir? Ne oldu da belli değil. Bu sağ taraf tır otoparkı. Önceleri biliyorsunuz bu sol tarafta bekliyorlardı. Tehlike saçıyorlardı. Onu iyi yaptılar. Otoparkı yaparak tehlikeyi kaldırmış oldular. Rahmetli Alican abimiz de gelip burada tırıyla bekliyordu. Ben de kendisini takip ederdim. Burada gelip arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Çingen demeyelim. Tamam, çingenler de kötü anlıyorlar. Dilenci diyelim. Hadi neyse. Dilenciler vardı burada. Dilenci kadınlar. Onlara kıza kıza sinirlene harçlık veriyordu. Rahmetli. BMW'siyle gelmişti. Bir 760'tı galiba BMW'si, değil mi rahmetlinin? 760 BMW'siyle gelmişti. Arkadaşlarını burada ziyaret etmeye. Nur içine yatsın. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Evet, burası şu an Bulgar'ın X rayı. Artı burada geç diyor. Lamba yeşil. Durmaya gerek yok. Neyi kontrol ediyorlar bilmiyorum burada ama vinyet de kontrol olabilir. Arkadaşlar biliyorsunuz gümrük kapısına, yani peronlara geldiğim zaman kamerayı kapatacağım. Bulgar amcalar kızıyorlar. Arkadaşlar yaklaşık 5 dakika bekledik, şimdi Bulgar'dan çıkış yaptık. Pasaportları tabii ki istedi. Hanımın oturum kartını istedi. Arabanın ruhsatını istedi. Bir de sigortayı istedi.
yeşil sigorta kartını, ki onu anlayamıyorum ben. Düşün, ülkeye giriş yaparken istemiyorlar, ülkeden çıkış yaparken istiyorlar. Enteresan. Daha enteresan olan şey ne biliyor musunuz mu? Burası arkadaşlar, bakın. Bak, navigasyon da diyor Ziham İtsil Eraş, Türkiye, Yunga. Burada da 3 euro desenfekte parası vereceğiz şimdi. Hanım ayarlıyor 3 euroyu. Arkadaşlar, şimdi ilginç bir bilgi daha. Kapıkule'de dezenfekte parası kalkmış. Sadece Bulgarlardan alınıyormuş. Ben geçen ay, yani Eylül ayında geldiğimde Dereköy'den giriş yapmıştım. Şimdi onu söyledim arkadaşa. Dedim orada aldılar. Orası diyor Kırklareli Valiliğine ait. Onlar alıyor, Edirne Valiliği almıyor. Güzel. Arkadaşlar geldik. Burası Kapıkule. Biliyorsunuz şurası. Burada Dutty Free var. Bir gireyim. Biraz alışveriş yapayım ben. İhtiyaç. Ne yapmışız arkadaşlar? Bak, şunu da göstereyim sizlere. Rise. Arkadaşlar, evimden buraya kadar 2297 kilometre yapmışım. 23,5 saat araba kullanmışım. Ama 28 mi 29 saattir yoldayım. Molalar, beklemeler, bir 3-4 saat uyudum, yattım derken işte bir 29 saati buldu. Araba ortalama, bilgisayara bakılırsa 6,2 litre yakmış. Ortalama hızım saatte 98 kilometreymiş. Evet, burası şu an Türkiye. Gece 12,5 ve dışarısı 12,5 dereceymiş. Çok güzel. Evet arkadaşlar, şimdi geldik Kapıkule'ye. Bakalım bu ne kadar bekleyeceğiz. Bir 5-6 ara var önümde. İyi. Tabii gurbet yolu videomu da izlerseniz memnun olurum.